İyi günler arkadaşlar. 3-4-5'in birinci denemesi TYT. Birinci sorumuz: bir otomotiv şirketinde satış elemanı olarak çalışmaktadır. Zeynep otomobili satın almak isteyen bir müşterisi otomobilin teknik özellikleriyle uzunluğu 4 metredir, bagaj hacmi 450 litredir, boş kütlesi 1300 kilogramdır diyor. Buna göre verilenlerden hangileri temel büyüklüktür? Kısa muzu hatırlarsak, arkadaşlar, kütle, uzunluk, bunlar uzunluk, kütle, litre, hacim birimidir. Hacim kısa muzumuzun arasında yok. Işık şiddeti, sıcaklık, akım, madde miktarı, zaman olarak bunları hatırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Üstten görünüşü şekildeki gibidir diyor. Hareketsiz aracın sol dizayn üzerinde farklı noktalarda boyutlar önemsiz kalyos damlaları yapıştırmış. Aracın şoförü aynanın kapatma düğmesine bastığında ayna o 180 etrafında dönmektedir. Buna göre kapanma süresince su damlasına ait yer değiştirme, ortalama sürat, aldığı yol. Evet arkadaşlar, bu damla şuradan şuraya geldiğinde şöyle, bu damla da buradan buraya gelmiş olacaktır. Dolayısıyla yer değiştirmesi bunun burası, bunun burası olmuş olacaktır. Şuradan şurası, şuradan şuraya, şurası bunun yer değiştirmesi, burası bunun yer değiştirmesi olacaktır. Yer değiştirmesi K'nınki daha fazladır. Ortalama sürati, ortalama sürat dediği gibi yoldur. Yola baktığımız zaman şu çemberin yolu izlediği yol olacaktır. Dolayısıyla K'nın izlediği yol L'nin izlediği yoldan daha fazla olacaktır. K'nınki D'den fazla olacaktır. O zaman ortalama süre aynı. O zaman yol bölü zamandan süre aynı. Yol büyükse hız büyük olacaktır. Ortalama sürat büyük olacaktır. Hız değil. Aldığı yol dediğimiz zaman zaten söyledik. K'nın aldığı yol burası, L'nin aldığı yol burası. K'nın aldığı yol L'den büyük olacaktır. Evet. Buraya bakarsak arkadaşlar, sabit süratle dönmekte olan dönme dolapta metin KL noktalarından geçerken mekanik enerjisi, yere göre potansiyel enerjisi Mert'inki nasıl olur? K'ninki L'ye göre. Sabit süratle döndüğüne göre mekanik enerji, kinetik enerji artı potansiyel enerjidir. O zaman kinetik enerji sabit olduğuna göre mekanik enerjiyi belirleyen şey potansiyel enerji olacaktır. Dolayısıyla potansiyel enerji de EP'de MGH olduğuna göre H büyükse potansiyel enerji büyüktür. O zaman K'daki yükseklik büyük olduğuna göre L'dekinden K'daki potansiyel L'den büyük olacaktır. Şıklarımız bunlardan biri. Mekanik enerjide potansiyel enerji belirliyordu. Potansiyel enerji büyükse mekanik enerji de büyüktü. O zaman cevap K'nın mekanik enerjisi L'den büyük olacaktır diyoruz. Evet. Laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde içinde 50 santigrat derece bulunan bir kaba sıcaklatılmış 10 santigrat derece madeni para yavaşça bırakılmıştır. Bu sırada deneyi takip eden Gamze, Çınar, Sevim, su, metal paralardan oluşan sistemin ısı dengeye gelme süresince aşağıdaki yorumları yapmıştır. Madeni paranın iç enerjisi artmıştır çünkü sıcaklığı artacaktır. 50 santigrat derecede suya 10 santigrat derecedeki madeni parayı atarsak ısı alışverişinden dolayı madeni paranın sıcaklığı artacaktır. Sıcaklığı artınca iç enerjisi artmış olacaktır. Suyun öz ısı azalmıştır. Öz ısı değişmeyen bir özellik olduğuna göre, aydedici bir özellik olduğuna göre, sıcaklıkla falan değişmeyeceğine göre değişmemiştir. Madeni paranın ısı sahası M çarpı C'dir. Kütlesi değişmedi madeni paranın. C'si değişmedi. O zaman ısı sahası da ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir diyoruz. O zaman cevabımız yalnız Gamze olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz: Mehmet bir deney içindeki içinde su ve hava bulunan ağzı sıkıca kapalı cam şişeyi önce şekil 1'deki gibi sonra şekil 2'deki gibi ters çeviriyor. Buna göre yargılarından hangisi gerçekleşmez? H
Hava su içerisinde çözünmemektedir. Ortamın sıcaklığı sabittir. Suyun temas ettiği en alt noktaya yaptığı sıvı basıncı. Şimdi suyu ters çevirdiğim zaman burası geniş alan, burası dar alan. Suyun hacmi burada da V'ye kadar, burada da V'ye kadar. Kesit büyükse yükseklik küçük olur. Kesit küçükse yükseklik büyük olur. Yani kesitle yükseklik nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Yani H2 büyük, H1'dir. O zaman basınç da HDG olduğuna göre, basınç yükseklik arttığına göre basınç artmıştır. Sıvı basıncı. Sıvı basıncı artmıştır diyoruz, doğru. Şişenin yere yaptığı basınç, şişenin yere yaptığı basınç P eşittir. Ağırlık bölü alandır. Şişeyi ters çevirdiğim zaman ağırlık değişmemiştir ama kesit alanı küçülmüştür. Kesit alanı küçüldüyse basınç artmıştır. Şişenin yere yaptığı basınç kuvveti dediği şey ağırlıktır. Ağırlık ters çevirince değişmemiştir, değişmez. Şişe içindeki havanın hacmi değişmemiştir. Çünkü burada suyun hacmi V kadar, şişenin dış hacmi de atıyorum 2V kadar olsa o zaman gaz V kadar olur. Burada da hala şişenin dış hacmi 2V olduğuna göre içerideki hacim ne olacaktır? V olacaktır, değişmemiştir. Şişenin içindeki havanın basıncın artması için ne olması lazım? Hacminin, gazın hacminin küçülmesi lazım. Gazın hacmi küçülmedi, o yüzden değişmediğine göre basınç değişmez diyeceğiz. Şehir şebekesinden gelen sabit gerilimle beslenen bir binanın bahçesinde bulunan tüm özellikleri özdeş KLE aydınlatma lambaları başlangıçta ışık vermektedir. Bu durumda binanın sayacından geçen akım I, K'nın aydınlatma lambasının ışık şiddeti I kadar olmaktadır. Buna göre her aydınlatma lambası da ışık vermekteyken L aydınlatma lambası arızalanıp sönerse I ve Ni, I niceliklerinden İlk duruma göre nasıl değişir? Yani akım ve ışık şiddeti nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada bilmemiz gereken binalarda lambalar paralel bağlanır. Dolayısıyla yani şöyle bir şey olmuş olacak arkadaşlar. Paralel bağlanır. K, L. L arızalansa bile beslendiği gerilim K'nınki değişmeyeceği için K'nın akımı değişmeyecek. L'den iyi akımı geçiyordu, artık geçemeyecek. Ana koldan 2 iyi geçiyordu, iyiye düşecek. O zaman akım azalacak. K'nın parlaklığı değişmeyecek çünkü K'nın üzerinden geçen akım ne yapmadı? Değişmedi. O zaman azalır, değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Evet. İçinde yanmakta olan bir mum bulunan prizma içindeki ağzı açık cam kap bir düzlem ayna önüne şekildeki gibi konulmuştur. Bu durumda mumun aynaya olan uzaklığı D1, görüntüsünün aynaya uzaklığı D2 olmaktadır. Buna göre D1, D2 arasındaki ilişki mumun aynada oluşan görüntüsünü gerçek ya da sanal olma durumuna göre verilmiştir. Mumdan çıkan ışığında cam kap içinde tam yansıma yapmamaktadır. Arkadaşlar düzlem aynada bir kere gerçek görüntü zaten olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız sanal görüntü olacaktır. Cam kap mumu gerçek olduğu yerden daha yakında gösterecektir aynaya göre. Yani şurada göstermiş olacaktır. Dolayısıyla görüntüsü de daha yakın olacaktır. D1 şurası D1 D şey burası D2 D2 olacaktır. Mumun gerçek uzaklığı D1 olacaktır. Dolayısıyla D1 D2'den büyük olmuş olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet.